Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le İş Dünyası'nda bugün çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi peysaj mimarı Sayın Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Hilal Nasılsınız? Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biraz kendinizden bahseder misiniz Nesrin Hanım? Evet, ben peysaj mimarıyım. Karaoğlu Peysaj, Adaplant, AŞ gibi firmalarım var. Evet. Yaklaşık 28 yıllık Karaoğlu Peysaj. Maşallah. Dış mekanda yapısal ve bitkisel uygulama işleri, ayrıca biyorestorasyon yapıyoruz Karaoğlu Peysaj'da. Birçok gayrimenkul projelerinde çalışıyoruz. Ayrıca doğa onarım işlerinde yapıyoruz. Otoyollarda, enerji santrallerinde, barajlarda biyorestorasyon, doğanın eski haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Harika. İkinci şirketimiz Adaplant AŞ, dış mekan süs bitkileri üretiyor. Adapazarı Yazlık'ta yaklaşık 40 hektarlık bir alanda üretim yapıyoruz. Harika. Büyük bitkiler üretiyoruz, ihracat yapıyoruz. Onun dışında biz yaklaşık Karaoğlu Peysaj olarak ve Adaplant olarak 450 kişilik bir ekibiz. Ben birçok STK'da da çalışıyorum. Kagider'de çalışıyorum. Kagider'e üyeyim. Angikat, Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği'ne üyeyim. İO'ya üyeyim. Maşallah. Birçok meslek örgütünde çalışıyorum. Maşallah Nesrin Hanım. Şimdi peysaj mimarlığı mesleğinin kısaca anlatabilir misiniz desem size? Peysaj mimarlığı iç ve dış mekanın çevre, sanat, mimari, hidroloji, mekanik, yani hidrolik dediğimiz mekanik, statik, sosyoloji gibi birçok açıdan incelenmesi, onunla ilgili insan yaşamına uygun yaşam alanları yaratan meslek disiplini. Dolayısıyla aslında interdisipliner, multidisipliner bir meslektir. İçinde çevre var, içinde mimari var, içinde şehircilik var, içinde statik var, içinde sosyoloji var, içinde hani insana ve yaşama dair bir meslek alanları. Ayrıca sadece insanlar için değil, canlılar için sürdürülebilir yaşam alanları tasarlayan ve hani iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ekolojik yaşam alanları sağlayan, biyoçeşitliliği destekleyen bir meslek disiplini. Evet. Harika. Yani doğayı onarıyoruz. İnsanlara yaşam alanları, ne rahat güzel, yaşayacak evet. yaşam alanları sağlıyoruz. Bunun için de neler yapıyoruz? Yani insanın yaşadığı, canlılığın yaşadığı her alan için peysaj mimarlığı çok önemli. Birazcık da biz peysaj mimarlığını şöyle tanımlarız. Nefes almak gibi. Evet. İnsan nefessiz kalınca nefes almanın veya nefes alacak alanların yaratılması ne kadar önemli olduğunu çok, anlıyor. Kesinlikle. Özellikle Covid döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu anladık. Evet. Eğer bir evden bahsediyorsak, evinizin etrafındaki yaşam alanınız, iç mekanınızdaki yaşam alanınız, iş yerinizdeki yaşam alanınız, rahatça alışveriş yapabilmeniz, oradaki havanın temiz olması, rahatça yürüyebilmeniz, çocuğunuzu parkta rahatça oynatabilmeniz, spor yapmanız ve bütün ne bunların içerisinde gerçekten doğanın bu olanakları size sunacak kadar hani küresel ısınmanın etkileri azaltılmış olarak biyoçeşitliğin destekleneceği gibi bir yaşam alanları tasarlıyor peysaj mimarlığı genel anlamda. Harika. Peki efendim peysaj mimarlığının gayrimenkul projelerine etkileri nelerdir diye bir soru sorsak? Peysaj mimarlığı aslında peysaj mimarlığının genel bütçe içerisinde baktığımız zaman birçok biz hani Karaoğlu Peysaj olarak ve Adaplant olarak birçok projelerde yıllardır, 28 yıldır çalışıyoruz. Gayrimenkul projelerinde yatırım açısından baktığınız zaman %1 ile Türkiye koşullarında %1 ile %3 arasında değişen bir yatırım var. Evet. Ancak iyi yapılan bir peysaj mimarlığı örnekleri, iyi yapılan peysaj tasarımı, iyi uygulanan peysaj uygulaması ve projesine ve disiplinler arası çalışmayla gerçekleştirilen peysaj uygulamaları biz sosyal konutların veya işte AVM'lerin veya gayrimenkullerin yatırım değerini %40-60 oranında artırıyor. Evet. Eğer satış açısından baktığımız zaman
Bu ne sağlıyor? Sadece bunu hani gayrimenkul projeleri açısından değerlendirmemek gerekiyor. İyi yapılan parklar, örneğin karbon yutak alanları oluşturuyor. İyi yapılan parklar oradaki etrafındaki gayrimenkullerin satış oranını yükseltiyor. Düşünün hani bir parkın etrafındaki evlerinizin değerini düşünün. Evet. Veya çünkü peyzaj aslında kelime anlamıyla manzara demek. Hep böyle bitki tasarımı sadece güzelleştirmek olarak algılansa da temel anlamda havanın, suyun, hani suyun kolektive edilmesi, yani suyun depolanması, yani suyun felaket olmadan önce emilerek yer altına, hani sünger olarak tasarlanmış, iyi tasarlanmış peyzajlarda suyun yer altına doğru olarak itilerek suyun depolanması sağlanabiliyor. İyi yapılan peyzajlarda, uygulamalarda yeşil alan bantları, yeşil alan sistemleri, birbirine bağlı yeşil alan alanları. Bu da kentsel, yani doğa tabanlı çözümlerle yapılan veya kentsel tabanlı peyzaj alanlarıyla yapılan çözümlerle tabii eğer gayrimenkul değerlerini oldukça yükseltiyor. Çünkü yaşam standartımızı yükseltiyor. Evet. Çünkü alışveriş merkezlerinde düşünün, iyi tasarlanmış peyzajı olan alışveriş merkezlerine hangisine gitmeyi siz tercih edersiniz? Kapalı alanda mı kalmak istersiniz, yoksa sosyalleşmek için, arkadaşlarınızla bir arada olmak için, yemek yemek için, sohbet etmek için, alışveriş yapmak için kendinize daha iyi yaşam alanı, daha iyi müşteri deneyimi sunan alışveriş merkezinde olmak isterseniz. Bu da daha iyi tasarlanmış peyzaj alanlarıyla mümkündür tabii. Kesinlikle katılıyorum efendim. Peki sürdürülebilir peyzaj ne demektir? Sürdürülebilir peyzaj demek insanların ve canlıların rahat yaşaması için, rahat yaşam alanları, ekosistemlerin desteklenmesi, biyoçeşitliliğin artması için sürdürülebilir peyzaj anlayışı diyoruz. Bu da doğa tabanlı çözümlerle mümkün. Evet. Bu ne demek? Örneğin bir alan tasarlarken veya bir yeri uygularken sürdürülebilir çözümlere, çünkü bizim için artık hava, su, yaşam alanları her şeyden daha önemli. Elbette. Yani şık yerlerden yaşamaktan çok bizim için doğal olan şeylerin ve kaynaklarımızın iyi şekilde korunması önemli. Bu ne demek? Suyumuzun iyi korunması demek. Bu ne demek? Karbon yutak alanlarıyla havanın temizlenmesi demek. Yani kent içerisinde veya kent dışında var olan yeşil alanları korumak, kent içerisinde ise karbon yutak alanları olarak havanın filtre edilmesi, çeşitli doğa olaylarına karşı o yeşil alanların bir biyofiltrasyon olması, bir engel teşkil etmesi, işte rüzgara karşı depremlerde toplanma alanı olarak, fırtınalarda bir bariyer olarak, havayı temizleyerek, kirliliğin etkilerini azaltarak, ses kirliliğini azaltarak insanlara yaşam alanlarının konforunu artırıyor. Ayrıca canlılara, floraya ve faunaya biyoçeşitliliği destekleyerek dünyaya destek oluyor. Çünkü temel amacımız artık şu, dünyayı korumak temel amacımız. Evet. Ve bunun içerisinde havayı korumak, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sürdürülebilir peyzaj çalışmaları çok önemli. Bu da mavi yeşil altyapı projeleriyle mümkün. Ne demek bu? Biraz önce söylediğim gibi suyumuzu iyi korumakla önemli. Oradaki mimariyle, mimari ve peyzajın uyumlu şekilde, yani insanın, canlıların yaşayacağı uygun alanlar oluşturarak ekosisteme destek vermek önemli. Evet. Bunun için buna göre peyzaj alanları tasarlanması gerekiyor. Ben de tam oraya gelecektim. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için peyzaj mimarlığının rolü nedir diye soracaktım size. Peyzaj mimarlığı ve aslında sürdürülebilirlik ve küresel iklim etkilerini azaltan en önemli meslek
bana göre hani sadece peyzaj mimarı olduğum için değil, bana göre en önemli multidisipliner meslek peyzaj mimarı. Evet. Çünkü içinde canlılara yaşam alanı oluşturan ve bariyer oluşturan. Çünkü küresel iklim değişikliğini artık bunu engelleyemiyoruz. Bunu maalesef azaltmak gerekiyor. Maalesef. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Doğa tabanlı çözümler gerekiyor. Doğa tabanlı tasarım örnekleri yapmak gerekiyor. Bunun için işte suyumuzu, biraz önce dediğimiz gibi, suyumuzu korumak gerekiyor. Yeşilimizi daha çok korumak gerekiyor. Ona uygun tasarım alanları oluşturmak gerekiyor. Evet. Ve buna uygun hani ekosisteme dayalı projeler çalışmak gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki efendim, son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek, yani gelecek nesillere sağlıklı bir gezegen bırakmak istiyorsak dünyamızı korumak zorundayız. Evet. Ve suyumuzu korumak zorundayız. Kentlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunun için peyzaj mimarlığı meslek disiplininin artık yani ülkesel, küresel anlamda önemi kaçınılmaz. Bunun için buna bazı projeler yapmak gerekiyor. Bunu da makro ölçeklerde yapmak gerekiyor. Evet. Bunun için fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar bizim için çok kıymetli. Yaklaşık yani peyzaj mimarları bütün dünyada birçok değerli çalışmalar yapıyorlar. Ülkemizde de çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bunun sesimizi duyurmak, bu konuda neler yapabileceğimizi göstermek, sadece hani bitki dikmek, çiçekçilik, bahçecilik sanatı değil peyzaj mimarı. Kesinlikle. Yaşamın tam da içerisinde. Kalbi diyebiliriz, kalbi hatta. Evet. Dememiz gerekiyor. Aslında herkes ben ne yapabilirim ki yalnız başıma, tek başıma, işte ben ne yapabilirim ki diye düşünmeden bireysel olarak üstüne düşeni yapmalılar diye düşünüyorum ben evet, de. Evet, evet, evet. Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bizleri bilgilendirdiğiniz için ayağınıza sağlık, sağ çok olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Bugün peyzaj mimarı Sayın Nesrin Hanım'la birlikteydik. Bir dahaki programımıza kadar sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.